Hazır mısın sen hadi. Hazırım. Gel abi gel. Gel. Ne diyoruz şöyle bir görün bakalım şöyle beraber. Fotoğraf alalım. Başka gelebilir miyim? Sayın Malim buradayız. 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 Tazı yapalım abi. Yer hakema güçledik. Anjon koltuğu. Sağ olun Sayın Valim. Arkada siz varsınız. Açılın ya. Sayın Valim. Buradayız Sayın Valim. Sayın Valim buradayız. Buradayız. Başkanımız, çok kıymetli basın mensupları, sözlerime başlarken her birinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. 10 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atanmış olduğum Balıkesir Valiliği görevine bugün itibariyle başlamış bulunmaktayım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu Kuvayi Milliye şehrine, bu kadim şehre hizmet etmekten duyduğum memnuniyeti, özellikle hizmet edecek olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. İnşallah burada sizlerle birlikte toplumumuzun tüm dinamikleriyle beraber bu şehre hizmet etmeye çalışacağız. Böylesine önemli bir şehre hizmet ederken üzerimizdeki sorumluluğun farkındayım. Bütün mesai arkadaşlarımızla birlikte insan merkezli, hukuka bağlı, insan haklarına saygılı, şeffaf ve hesap verebilen, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan bir yönetim anlayışı temel felsefemiz inşallah olacak. Burada toplumumuzun tüm kesimleriyle özellikle şehit ailelerimiz, gazilerimiz, dezavantajlı kesimlerimiz, yaşlılarımız bizim öncelikli kucaklayacağımız, her zaman yanlarında kendilerini yanlarında olduğunu hissettireceğimiz bizim kesimler olacak inşallah. Bu vesileyle bizler bu kadim şehri, bu tarım şehrini ve turizm şehrini geleceğe daha ileriye taşıma adına toplumumuzun tüm dinamikleriyle, başta sayın milletvekillerimizle, büyükşehir belediye başkanımızla, kaymakamlarımızla, ilçe belediye başkanlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve velhasılı kelam ortak yönetim anlayışını ön plana çıkaracak şekilde inşallah ülkemizin daha ileriye taşınması noktasında Cumhurbaşkanımızın bize göstermiş olduğu Türkiye yüzyılı vizyonunu inşallah ilimizde gerçekleştirme noktasında da çaba ve gayret içerisinde inşallah olacağız. Bu vesileyle özellikle ben bundan önce görevi devraldığım Sayın Valimiz Hasan Şıldak Beyefendi'ye bu şehre yapmış olduğu hizmetlerden dolayı da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Onun yanında yine daha önce de bu şehre her çivi çakan, bu şehrin her derdine derman olan kıymetli valilerimize de tekrar ben görev yapan valilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Tabii bu vesileyle özellikle buraya zahmet edip gelen kıymetli basın mensuplarımız da bizler için inşallah toplumumuzun onlar işiten kulağı, gören gözü anlayışını ön plana alacak şekilde inşallah onlarla birlikte de bu şehri yönetmeye çalışacağız. Onların fikirleri, onların düşünceleri bizler için inşallah rehber olacağını da burada özellikle ifade etmek istiyorum. Tekrar bu Kuvayi Milliye şehrimizin hemşerilerimize, bu şehrimizde yaşayan şu an toplamda belki 2,5-3 milyonu bulan şu an turizm bölgesi olması münasebetiyle burada yaşayan vatandaşlarımız var. Sizler aracılığıyla da onlara selamlarımızı ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Şükranlarımızı iletiyoruz. Tekrar Allah yar ve yardımcımız olsun diyoruz. Tabii özellikle bu şehir bizim
en fazla belki şehit veren şehirlerimizden birisi. Bu vesileyle ben tekrar şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de Rabbim'den sağlık ve sıhhat diliyor. Her birinizi tekrar saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Hepinize de teşekkür ediyorum kıymetli arkadaşlar.